Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Content Provider sınıfımızı oluşturmaya devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde database'imizi oluşturmuştuk, tablomuzu yaratmıştık. Create metodunu falan doldurduk. Şimdi sıra geldi Content Provider ile ilgili kısmı oluşturmaya. Şimdi Content Provider'ı oluşturmadan önce bir Android Manifest dosyasına bir bakalım. Bu dosyaya biz ne yapıyorduk? Android'deki 4 ana komponent olan Activity'ler, Broadcast Receiver'lar, servisler ve Content Provider sınıflarını benim burada belirtmem şarttı. Gördüğünüz gibi bir tane Activity'm var ve Activity ile ilgili tek bir tag var Application içinde. Yine Application içine geliyorum ve ben buraya bir tane Provider oluşturacağımı söylüyorum. Provider oluşturunca benden bu Authorities diye bir kısım bekliyor. Bir de name diye bir kısım bekliyor. Name aslında basit. Content provider içeren sınıf, ki bizim buradaki sınıfımız kişi provider. Buradaki authorize diyen kısım ise ne demiştik? Package'ımızın adı nokta content provider sınıfımız. Onu da hemen buraya belirtelim. Package'ımızın adı nokta dedikten sonra da sınıfımızın adını küçük harflerle yazalım. Buradaki tanımlamanın çok önemi yok. Tabii ki de bunu ne yapmamız lazım? Sınıfımızda da birebir bu şekilde belirtmemiz lazım. Bunları dedikten sonra bir exported diye bir tagimiz var. Bu eğer bu content provider diğer uygulamalara aracılığıyla da kullanılacaksa tur'u geçmeniz lazım, ama bu content provider sadece benim uygulamama özgü. Ben kendi uygulamamda kullanacağım. Bu yüzden false geçiyorum. Ve daha sonra da provider'ı kapattım. Böylece manifest dosyasında da tanımamızı yaptık. Şimdi buraya gelelim. Bu sabitleri burada bir tanımlayalım. Bunun da kendine özgü sabitleri var. Şöyle string diyelim ve content authority deyip belirtelim bunu. Bunu ne yapmıştık? Package'ımızın adı nokta diyoruz. Daha sonra da sınıfımızın adı küçük harflerle yazıyoruz. Evet, authority'yi belirttik. Şimdi bu authority'den sonra ne yapıyorduk? Hangi tabloya erişilecekse onu belirtiyorduk. Onu da nasıl yapalım? Final string olsun. Ve de bunun adını şöyle yapalım. Pet dedikten sonra kişiler, tablo demeye gerek yok. Zaten bunun tablo olduğunu biliyoruz. Ve bunun adı da ne olacak? Kişiler tablosu dediğim için table name'ine kişiler yapıyorum. Bunu da burada kapattım. Daha sonra da bir base content oluşturalım. Bakın bunlar henüz URI değil. String ifadeler. Static final URI tanımlıyorum. URI dedikten sonra base content URI. Base dediği nedir? Temeldir. Mesela Emre Altunbilek'i Facebook'ta arıyorsanız ne yazmanız lazım? facebook.com/ealtunbilek gibi bir şey yazmanız lazım. İşte oradaki facebook.com base content ya. Hani base URL. Buradakinin de tam olarak o anlama geliyor diyebiliriz. Bunu buraya dedikten sonra base content URI eşittir dedim. Biz ne demiştik? Şöyle resmimizde bir geri gidersek, işte şurası bizim base'imiz. Content'ten şuradaki slash'a kadar ana. Daha sonra özelleşiyor bu. Hani to-do's tablosuna git, kişiler tablosuna git vesaire gibi. Biz şu an işte burayı belirteceğiz. Base content URI dedim. Ve burada URI oluştururken bir metodumuz var. Parse diye. URI nokta parse diyorum. Buraya string olarak girdiğiniz ifadeyi URI'ye çeviriyor bu. Benim URI'm neyle başlıyordu? Content 2 nokta slash slash ile başlıyordu. Daha sonra package'ımın adı olan content authority gelsin. Daha sonra bunu kapatırsak bu ne işareti olacak? Şöyle şuradan copy paste yapayım. Yani bu yukarıdaki ifade, şöyle alt alalım şunu. Benim ilk URI'm bu. Content emraltunbilek.com mini rehber kişi. Bu benim base URI'm. Şimdi bunu biraz daha özelleştirelim.
Mesela nasıl özelleştirelim? Kişiler için nasıl bir URI'im olacak? Static dedim, final dedim, URI dedim. URI tipini belirtiyorum. Daha sonra da ne yapalım? Content URI diyelim. Çünkü benim bu sınıfıma ulaşılacak metodun tanımı genellikle nedir? Content URI'dir. Biz işte bu rehber uygulamamızda hani kendi telefonumuzun rehberine bağlandığında karşı taraftaki veri kaynağına nasıl bağlanmıştık? Content URI üzerinden bağlanmıştık. Bunu da şöyle tanımlıyoruz. Bu sefer de URI.parse deyip hani o da olur. URI.parse deyip aynı bu şekilde şunu yapabileceğiniz gibi pardon. Tabii şöyle. Şunu şuradan alırım. Şuraya content://, deyip böyle yapıp daha sonra slash deyip işte kişiler yazabilirim. Kişiler. Bu benim aslında kişiler bir tane tablom olduğu için bir tane content URI'm olacak ve bunun içeriği aslında bu. Ama biz bunu böyle daha genel, daha güzel bir şekilde yazmak için bu burada dursun. Şurayı da şöyle yine yorum satırı altına alayım. Biz bunu şu şekilde yapacağız. Static final URI diyorum. Daha sonra da content URI olduğunu söylüyorum bunun. Eşittir diyorum. Bu sefer de URI.parse değil de with appended path diyor. Bu da şu işe yarıyor. Buna ilk önce bir tane URI veriyorsunuz. Benim buradaki base content URI'mi buna veriyorum. URI tipinde olacak. Daha sonra da bunun dibine yani sonuna eklenecek bir string ifade istiyor sizden. Neydi benim string ifadem? Path kişiler. Path kişiler. Bu ifade de aslında bunun tanımı oluyor. Şunu da şöyle alta alalım. Yani şuradaki ifadeyle şunun hiçbir farkı yok. Şuradaki ifadeyle de şunun hiçbir farkı yok. Umarım anlaşılıyordur. Ve activity'm bana content URI deyince gidilecek olan URI ne arkadaşlar? Content kişi provider slash kişiler tablosu. Bunu da anladıysanız sorun yok. Şimdi bu URI'ları tanımladıktan sonra burada bir tane static final URI matcher isimli sınıftan bir nesne üreteceğim. Matcher dedim, eşittir dedim. Hatta bunu burada yapmayalım. Matcher dedikten sonra bunu kapattık. Hata veriyor. Buna ilk değerini atamadın diye. Atacağız diyoruz. Buraya static bir etiket yapıyorum. Bu ne demek? Bu sınıftan herhangi bir öğeye erişildiğinde çağrılacak olan metot demek. Yani content provider ile ilgili herhangi bir sabite, bir veri tabanına falan ulaşıldığında ilk olarak çalışacak metot burası. İlk burası çalıştırılacaksa ben buradaki matcher'ımı burada initialize ediyorum. Matcher eşittir new URI matcher diyerek. Bunu böyle yapmak yeterli değil. Bu sizden ilk bir başlangıç değeri bekliyor. Bunun da ilk başlangıç değeri hiçbir şeyle eşleşmeyen no matcher. Açıklamasına bakarsanız aslında eksi bir değerinden başka bir şey değil bu. Yani bu URI matcher eşittir new URI matcher demekten bir farkı yok ve ilk nesneyi aslında eksi bire atamış olduk. Daha sonra bu matcher'a bütün uygulamanızda yani content provider'da kullandığınız bütün URI'ları burada tanımını yapmanız lazım. Yani eklemeniz. Yani bir web sitesi yaptıktan sonra belli sayfaları sitemap hani işte site haritasına eklersiniz ya hani URI'larınız var. Bunları bu matcher'a kaydediyorsunuz şu an. Sizden ne bekliyor? Authority, path ve code bekliyormuş. Authority'miz neydi bizim? Content authority'ydi. Yani bunları böyle bölmemin de sebebi aslında buraya tek tek parametreleri yazmak. Daha sonra ne bekliyordu? Pet bekliyordu. Petimizin adı pet kişiler. Ve daha sonra da authority ve pet yani şurayı. Şuradaki şu ifadeyi sistemce tanımlayacak bir sayı istiyor sizden. Ben buna mesela bir değerini veriyorum. Yani kişiler tabloma ulaşma linkini ben sisteme bir değeriyle tanıttım. Bunun
ve buraya bir URL geldiğinde bunun kişiler tablosuna erişmek istediğini söyleyen sayı 1. Başka bir tablo olsaydı ona da farklı bir sayı koyacaktık. Bunların sayıları önemli değil, yeter ki birbirinden farklı olsun. Buraya kadar umarım sıkıntı yoktur. Evet, sabitlerimizi de bu şekilde tanımladık. Tek tablo olunca tabii işlerimiz kolay oluyor. Şimdi ilk olarak ben diyorum ki uygulamamızı test etmek ve konuyu daha iyi anlamak için önce bir insert'ü ve daha sonra da query yapalım. Insert metodunun yapılmasını izleyelim şimdi. Insert ne demek? Zaten bir URI alıyormuş sizden, bakın. Bu veri kaynağına erişen kişi size önce bir URI yolluyor ve daha sonra da eklenecek verileri tutan content values nesnesi yolluyor. Ben buraya geliyorum. Bütün metotların içinde yapacağımız ilk şey bir switch case yapıp matcher'ı kullanarak match diyoruz ve gelen URI parametresini buna yolluyoruz. Daha sonra bu URI'ya bakıp case diyorum. Gelen sayı 1 mi, 2 mi, 3 mü? 1 ise kişiler tablosuna gittiğini biliyordum ben. Şimdi şöyle oluyor. Activity'de henüz bir şey yapmadık ama bir content resolver'la biz istekte bulunuyoruz ya. İstek buraya gelecek ve gelen URI'ye göre bakacak. Bu adam ne yapmak istiyor? Insert yapmak istiyor olabilir. Ama bizde şu an bir tablo olabilir ama 50 tane tablo olduğunu düşünün burada. 50 tablodan hangisine istek yapmak istiyor? İşte biz bu gelen URI'ye göre matcher'a sokuyoruz şurada. Ve kişiler tablosunu yapmak istiyorsa bir değerini atıyoruz. Ve daha sonra bu matcher'ın match kısmı bana eğer bir döndüyse ben anlıyorum ki burada kişiler tablosuna adam veri yazmak istiyormuş. Veri yazma komutumuz neydi? db.insert'tü. Daha sonra benden bir table name istiyor. Bir olduğu için ben neyi biliyorum arkadaşlar? Bu insert'ün kişiler table name'e yapılacağını biliyorum. Daha sonra null column hack vardı. Bunu null geçiyorduk. Ne işe yarıyordu? Boş satır girmeye yarıyordu. Ve content values, yani bu tabloya girilecek değerler listesi. Bu da bana şuradan parametre olarak geldi zaten. Ve de bu insert metodu geriye bir long değer dönüyordu. Eklenen long, eklenen satır id diyorum açık tanımlayı daha iyi olsun diye. Ve burada şöyle bir kontrol yapabiliriz. Eğer değeriz eklenen satır id büyüktür 0 ise 2, 3, 4, 5 yani yeni bir satır eklendiği garanti ise gördüğünüz gibi bu insert metodu geriye bir URI nesnesi dönüyormuş. O zaman onu şurada bir tanımlayalım. URI diyelim buna. URI. Ve de buraya da ne yazıyoruz? Şöyle bir content URIs nokta deyip with appended ID deyip önce benden bir content URI istiyor. Yani bana gelen URI istiyor. Pardon, content URI istiyor. URI. Daha sonra da buna şurada eklenen satırı dönebiliriz. Eklenen satır. Ve daha sonra da ne yapacağız bunu? Return deyip şu URI'yi döneceğiz. Şimdi şunları bir silelim. Switch'im burada bitiyor. Ve bu olmazsa null değer dönebilir. Sıkıntı yok. Şimdi karşı taraf bana bir URI ile başvurdu. Daha sonra ben bu uyarı matcher'a soktum. Yani bu sınıfa ilk ulaştığında zaten matcher'a gitti. Ve o büyük ihtimalle kişiler tablosu olacak çünkü başka bir tablom yok. Bu sefer bu bana bir değerini geri gönderecek. Ve burada bakıyorum. Bu gelen URI'ye göre benim dönen değerim 1 mi, 2 mi, 3 mü, 4 mü? Mesela 2 farklı bir tablo, 3 farklı bir tablo olabilirdi. Ama 1 dönecek çünkü başka tablom yok. Daha sonra bildiğiniz SQLite insert komutunu yazdık. Tablo adı null hack. Daha sonra da eklenecek değerler. Ve bu metot bana eklenen satırın ID'sini dönüyor. Ben bunun kontrolünü yapıyorum ve geriye content URIs.withAppendedID dediği bana gelen content URI'ın sonuna atıyorum eklenen 6 ise bütün URI'yi yazdıktan sonra slash deyip 6 deyip main activity'yi geri gönderiyor. Bu da anlıyor ki bu kişi eklenmiş. Şimdi gelin bunu
şurada gerçekleştirmeye çalışalım. Yeni kişi ekle metodunu aç. Yeni kişi ekleye geldik. Önce kullanıcıdan eklenecek kişinin adını alalım. Eklenecek isim diyelim. Eşittir. Bunu ben yeni ID gördüğünüz gibi edit text nokta get text deyip daha sonra da bunu string'e çevirip kullanıcıdan arayüzden alıyorum. Nerede uygulamam açık mı? Mini rehber. Şuradan. ID değil de ismini aldık. Buna basınca eklenecek. Bunu aldıktan sonra bir ne yapıyorduk? Content values oluşturuyorduk. New content values deyip daha sonra da values'e put diyerek bu veriyi koyuyorduk. String key dediği şöyle name diyelim. İsim demiştik çünkü. Değerde eklenecek isim. Bunu yaptıktan sonra işte ne yapıyoruz arkadaşlar? Artık ben veri kaynağından veri isteyecek duruma geldim. Content Resolver kullanmam gerekiyor. Bu uygulamaya atanan Content Resolver'ı aldım ve karşı tarafta yaptırmak istediğim işlem ne? Insert işlemi. Gördüğünüz gibi 3 parametre alıyor. URI, Content Values. Şimdi işte bu metot çalıştırıldığında veya buradan istek gönderildiğinde benim buradaki bu insert metoduma gelecek. Önce benden bir URI bekliyor. Şimdi URI'yi her yerde kullanacağımız için gelin şurada en başta tanımlayalım. Buraya gelelim. Diyelim ki hatta şunların başına tanımlayalım daha güzel durur. Bu hiç değiştirilmeyecek ve o yüzden final tanımladık. URI tipinde olacak. Content URI eşittir diyorum. Bu nedir? Kişi provider sınıfında pardon niye yazamıyorum ya? Kişi provider sınıfındaki content URI. Neresi yani o? En başta tanımlamıştık. Şu. Yani şu. Umarım anlaşılmıştır. Birden fazla dosyada da veya tabloda nasıl olduğunu da ilerleyen derste anlatacağım. Şu an için böylece kişiler tablomu içeren URI'yi buraya tanımladım. Content URI diye. Buraya gönderiyorum bunu. Content URI. Daha sonra da veri eklenecek content values'u bekliyor benden. Values diyorum. Bu insert bize geriye ne dönüyordu? Bir URI dönüyordu. Şurada gördüğünüz gibi. Pardon. Şurada gördüğünüz gibi. Ben bu URI'yi alayım. URI. Şöyle URI diyelim. Buna da eşittir diyelim. Bu buradan döndükten sonra ne yapalım? Bir toast mesajıyla bunu ekrana bastıralım. Context'im this. Şöyle URI'yi direkt olarak buraya yazdırabilirim. Daha sonra da toast.long ekranda uzun süre dursun.show. Hata veriyorsa şuraya bir string dönüştürme yapalım. Evet. Şimdi bunu deneyelim diyeceğim ama kişiyi tüm listeyi gösteren bir metot yazmadığımız için aslında göremeyeceğiz. Ama en azından toast mesajda oluşturulan bu content URI'yi görebiliriz. Tabi database'i de kontrol etmedik. Hani şu ana kadar daha hiç oluşturulmadı. Neyse. Yeni kişi ekle dedim. Emre'yi ekliyorum. Gördüğünüz gibi emre.altı mini rehber nokta kişi provider slash kişiler 1. Emre değil Hasan ekleyelim. Bu sefer sonundaki ID'ye dikkat edin. Kişiler 2. Ali diyelim. Yani şu ana kadar bir hata da almadığımız için ben aslında veri tabanıma kayıt yapabiliyorum demek arkadaşlar. Evet, bu dersi de burada bitirelim. Bir sonraki derste diğer metotlarımızı yaparız. Görüşmek üzere.